Senin ne derdin var bakayım Ersoylar'la? İstanbul'da namusuyla iş yapmak isteyip de bunlarla sorun olmayan adam mı var? Her şeyimizi aldılar elimizden. Her şeyimizi. Vallahi her şeyimizi de almamışlar. Otopark bayağı işliyor. Çok şükür. Ama babamın bunun gibi çok yeri vardı. Bir burası kaldı. Zorla çöktüler aga. İhtiyar babam. Dayanamadı. Kalbine indi. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Da. Bu kadar zaman niye beklediniz intikam almak için? Önce ben de sizin gibi tek tabanca dikileyim istedim karşılarına. Ama yanlarına yanaşmak ne mümkün. Sonra abi kardeş yaptıklarınızı duyunca vallahi helal olsun dedim. Öylece çıktım geldim mahallenize. Yıllardır araştırıyorum. Nereye girerler, nereden çıkarlar hepsini biliyorum. Aga, abini ikna edip güçlerimizi birleştirirsek işte o zaman beraberce sorarız yaşadıklarımızın hesabını. Abimi ikna etmek kolay olmaz. Ama ben bir yola girersem beni yalnız bırakmaz. Eyvallah. Sen nasıl istiyorsan öyle yapalım. Bravo. Hadi bakalım. Fincan, çabuk tazeli oğlum Mert abinin çayını. Çabuk. Köpekleri sever misin? Bu da bizim Zümrüt. Çıkıyor muydunuz? Hayda Gürkan isminde bir hanım geldi, sizi görmek istiyor. Hayda Gürkan mı? Bugün kabul günümüz anlaşılan. Tamam peki, bekliyorum, gelsin. Buyurun Erdem. Merhabalar. Halide Gürkan. Füsun. Memnun oldum. Buyurun. Randevusuz gelmeme rağmen kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Adresinizi Ali Rıza verdi. Sizin de mi evinizi bastı yoksa? Anlamadım. Buyurun Halide Hanım. Nasıl yardımcı olabilirim size? Düğün gecesinin görüntüleri dava dosyasındaymış. Ali Rıza sizden bir kopyasını alabileceğimi söyledi. Yanlış söylemiş. Görüntüleri sizinle paylaşamam. Yani görüntüler sonuçta dava dosyasına girmiş. Bana bir kopyasını vermenizde nasıl bir sakınca olabilir ki? Halide Hanım, siz hangi sahikle benden görüntüleri istiyorsunuz? Davanın tarafı bile değilsiniz. Ben neden elimdeki delilleri sizinle paylaşıyorum? Bakın lütfen. Benim o görüntüleri gerçekten izlemem gerekiyor. Anlıyorum. Ama bunun için mahkeme sonuçlanıncaya kadar beklemeniz gerekiyor. Ya da şöyle yapın. Çok istiyorsanız Burak Ersoylu'dan isteyebilirsiniz. Ne de olsa yakınınız. Onun avukatında da var aynı görüntüler. Siz niye benimle bu şekilde konuşuyorsunuz bilmiyorum ama benim yakınım Ali Rıza. Burak Ersoylu hiçbir şeyim değil. Vaktinizi aldım. Kusura bakmayın bugünler. Ne dedin, ne dedin? Ulan Faik. 40 yılda bir kedi olalı fare tuttun. Hadi. Ne demiş? Demiş ki... İstanbul'da namusuyla iş yapmaya çalışıp da Ersoylularla sorun olmayan adam var mı demiş. Bunu Faik mi demiş? Çok iyi ya. Ulan 1000 yıllık namussuz Faik. Şimdi bize namuslu mu olmuş? Ya. Ulan çok iyi ya. Çok iyi. Bağlamış mı çocuğu? Çocuğu kafa kolu aldım diyor. Güzel. İstediğiniz zaman beline silah takar. İstediğiniz yere yollarım diyor. Güzel. O çocuğu diri tutsun.
Daha zamanı var onun. Biz şimdi şu önümüzdeki sevkiyatı halledelim. Kazasız belasız şu işi halledelim Fiko. Tamam mı? Ondan sonra ben o taksicinin kardeşini nereye yollayacağımı çok iyi biliyorum. Gel. Sen miydin? Hayrola? Bizim Hasan parçası ile ilgili bir haber mi var? Yok efendim. Başka bir durum var. Siber suçlarla mücadele eden bir arkadaşım aradı. Fuat Ersoylu'nun sağ kolu nüfus kullanıp el altından bir başvuru yapmış. Allah Allah. Neyle ilgili? Ali Rıza'nın Burak Ersoylu'yu tokatladığı görüntülerle ilgili. Videoların ilk girdiği IP adreslerini öğrenmek istemişler. Bizim arkadaşlar tespit edebilmiş mi? Yok, mümkün değil. Videoyu hazırlayan işi gayet iyi biliyor. Adreslerin hepsi yurt dışında. Arkadaşım da bir cevap vermeden önce bana danışmak istemiş. Senin bu arkadaşın güvenilir mi? Tabii, kesinlikle. İyi o zaman, konsorsiyumu birbirine düşürmek için bunu kullanabiliriz. Birbirine düşsünler ki Ali Rıza ile uğraşacak vakitleri olmasın. Raporda kimin adının geçmesini istersiniz? Sen Halide'nin Fuat'ın karşısında dikilmesine izin verirsen... ...Burak da kalkar gelir, hadsizce benim karşıma dikilir Sabri. Tamam. Fuat Burak'ı çok şımarttı. Burak'ın hadsizce senin karşına çıkabilmesi ondan. İşte. Acaba biz de Halide'yi çok mu şımarttık? Hı? Vazifene dön diyorum, dönmüyor. Bunca senedir işini severek yapan, izin almadan çalışan kız İstanbul'a demir attı. Sen benden iyi bilirsin abi. Halide vicdanlı bir kız. Bence kızın ölümü ve ailesinden kendini mesul tutuyor, onlara yardım etmeye çalışıyor. İnşallah dediğin gibidir. Yok eğer benim düşündüğüm gibiyse o zaman sıkıntı büyük. Ne yapmayı düşünüyorsun? Önce şu Fuat'ın ayarını bir yapalım da... ...Burak'ın dizginlerini sıkı tutsun, yoksa o... ...dizginleri boynuna dolayacağımı bilsin.